Merhabalar, Semih Mutfağı'ndan yeni bir tarifle birlikteyiz. Bugün kahvaltılık son derece basit, pratik, hem besleyici hem lezzetli maydanoz mücver çalışacağız. Maydanoz mücverimiz için 6 adet yumurtadan giriyorum. 2 bağ maydanozumuzu orta kıyım yaptık. İçine süt kaymağı bıraktık ve 2 adet de ince kıyım kapya biber bıraktık. 50 gram kadar tereyağımız var, 3 yemek kaşığı unumuz var, yeteri kadar tuzumuz, karabiberimiz ve bir pakette kabartma tozumuz var. Maydanoz mücverimiz için gereken malzemelerimiz bunlar. Hemen kahvaltılık yemeğimizin yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak şöyle yumurtalarımızın sarısıyla akını birleştiriyoruz ana karıştırma kapımızda, çırpıcımızda. Akabinde 3 yemek kaşığı kadar ölçeklendirdiğimiz unumuzu bırakıyoruz. 3 yemek kaşığı burada silme değil, ona göre ayar tutarsınız. Ve yumurtamızda yedirme işlemine devam ediyoruz. Evet, güzelce unumuzu yumurtamıza yedirdik. Şimdi kabartma tozumuzu bırakıyoruz. Tuzumuzu bırakıyoruz. Karabiberimizi bırakıyoruz. Güzelce çırpma işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sıvı harcımızı elde ettik gayet güzel bir şekilde. Şimdi maydanozumuzu veriyoruz. Dediğim gibi süt kaymağımız var içinde. 2 adet kapya biberimiz var. Şimdi güzelce katı bir harç elde edene kadar birbirlerine yediriyoruz. Evet, harcımızı elde ettik. Şimdi tarif girişinde söylememiştim ama ben şu miktar, yani bir 100 gram kadar tost, taze tost kaşarı gireceğim. İnce rendeden çekeceğim. Bu opsiyonel bir şey. İstemezseniz bunu uygulamazsınız. Onun için girişte vermemiştim. Öyle ince rendeden içine 100 gram kadar taze tost kaşarımı rendeliyorum. Evet, gördüğünüz üzere kaşarımı da verdim. Tabi bu görsel olarak dur noktasında, siz durunuz. Bizim verdiğimiz rakam tabi kesin bir şey değil. Evet, şimdi güzelce kaşarımı da yedirdiğimde ben tavada çalışacağım pişimini. Siz fırını da kullanabilirsiniz. Ama ben tereyağıyla eşliğinde çift taraflı tavamda çalışacağım. Evet, şimdi pişirme işlemine geçelim. Evet, gördüğünüz gibi çift taraflı ızgaramda yapacağım dedim ben. Tavamı şöyle bir yağladım gelişi güzel. Tereyağımı eritiyorum. Erittikten sonra da harcımı bırakacağım ızgaramın üstüne. Gördüğünüz gibi yaydım maydanoz mücver harcımı. Şimdi tavamın, ızgaramın kapağını kapatıyorum ve pişimini takip ediyorum. Gördüğünüz üzere pişimini tamamlayan maydanoz mücverimizi servise hazırlayacağız. Evet, kahvaltılık maydanoz mücver tarifimizin sonuna geldik. Güzelce maydanozumuzu, kalıp gibi mücverimizi servise hazırladık. Yanına da bir bardak çayımızı ekledik. Artık bundan sonrası afiyetle tüketmek. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Semih'in mutfağında bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.